Herkese merhaba arkadaşlar, prototip.com için hazırladığım bu yeni paylaşım videosuna hepiniz hoş geldiniz. Bu videoda tam olarak şu an ekranda beliren şeyi yapacağız. CSS ile bir green screen animasyonu yapıp bunu videoda nasıl e, dönüştürebiliriz, düzgün bir şekilde kullanabiliriz? Onu e, size göstermek istiyorum. Bu fikir aklıma nereden geldi derseniz de, daha önceki bilgisayarım e, bu video düzenleme programları, yani kaliteli olanlarını kaldırmadığı için bir türlü şey yapamıyordum. Bu After Effects gibi programlarda kullanmayı çok bilmediğim için açıkçası. Bunu kendime göre düzenleyememiştim. Bu kanalda da hani beğeni ve abone sayısını arttırmak için arada bir böyle videoda hatırlatma olarak eklemek istiyordum. Ne yapabilirim? Ne yapabilirim? Sonra dedim ki zaten önemli olan burada arka planın düz bir renk olması. Yani illa yeşil değil. Hani blue screen de var atıyorum veya black screen de var. Burada önemli olan arka planın düz bir renk olması. E, animasyonda ben kendim CSS'de yapabilirim. O zaman dedim ki Böyle bir şey yapayım. Sonra bunun videosunu kaydedeyim. Ve basit bir düzenli program ile mesela bu videoları çektiğim Camtasia gibi programlarla arka plan rengini yok edeyim. Ne kadar kaliteli olabilir ne kadar olmaz tartışılır beraber bakacağız buna. Ve bunu daha önceki birkaç videomda da aslında kullanmıştım. Sonra üçen geçtikten bıraktım ama sorun yok. Yani Green Screen olayını biliyorsunuz. Hatta şöyle bir örnek vereyim size. Evet şu an... Arkam mümkün olduğunca gözükmüyor değil mi? Tam olarak videoda da aslında bunu yapacağız. Bizim yaptığımız animasyon videonun içerisinde gömülüymüş gibi e, olacak. Bakalım nasıl olacak? Görelim. Şimdi e, Tabii ben şu yeşil perdeyi indireyim tekrardan. <laughs> evet. Eski halimize dönebiliriz. Evet şimdi ne yapacağız? Kodlarımız burada. Basit bir HTML dosyam var. Ee, ve bir de sass dosyam var Hemen şu sassı bir başlatayım sass dedik watch Steal.scss'i steal.css olarak Sıkıştırılmış bir şekilde çıkartsın diyorum Tamam Ve çıkan dosyayı da buraya dahil edelim steal.css'imizi Tamam Body'mizin arka plan rengini green vererek başlayalım Tabi green screen'deki Green screen Color diyelim bir color code diyelim Neymiş bu green screen'deki color code? Şuymuş. Bu mu? Herhalde budur. 0 177 67 o, 354C 354C E Ne alakalı lan? <laughs> Şuradan bakalım bir. Ee, şu olabilir evet. Tamam. Evet gözümüzü kör eden bir green screen kodu. Şimdi YouTube'umuzu açalım. Bir adet kanal bulalım. Mesela Flu TV olmasına takip etmediğimiz bir tane olsun. Mesela bu arkadaşı takip etmiyoruz. Tabii şöyle bir kendi kanalımızı da açalım. Şuradaki görseli nasıl alabiliriz? Nasıl alabiliriz? Nasıl alabiliriz? Şuradaki görseli almak istiyorum ben. Evet buradaymış. Şu kanal görselimi alıyorum aynen ve hemen burada e, ne diyelim YouTube subscribe diyelim. Ve ilk başta ne yapacağım? Şöyle sol tarafımda kanal adım, şey, kanal görselim, kanal adım ve abone sayımı olacak. Sağ tarafta da abone ol butonu olacak tamam mı? O yüzden mesela ne diyelim? Channel info diyelim ve burada resmimi koydum. Div içerisinde daha sonra H3 ile kanal adımızı yazalım. Bizim kanal adımız Proto Türk ve e, subscribe subscribers mı diyelim takipçiler. Ona da hatta span olarak yazalım. Problem değil. Kaç yazacağız? 31,3 B abone. de şey varmış. B abone. Tamam değil mi? Tamam süper. Şöyle şuraya yazdık. Hatta A'sını da küçük yazalım. Öyle imiş YouTube'da. Şimdi YouTube subscribe'ımı alıyorum. Position fixed bottom 20 piksel diyelim. Mesela left 50 yüzde diyorum. Ve arka plan rengimi de beyaz yapıyorum. Tamam mı? Şu an bu halde. Genişliğim 80 yüzde olsun. Tamam süper. Transform translate x Eksi 50 yüzde dediğim zaman yatay olarak bunu ortalamış oldum. Hatta genişliğim 90 yüzde olsun. Daha da kenarlara yapıştıralım. Tamam güzel. Display flex dedim ve justify content space between diyorum. Bir de align item center diyerek kendi içlerinde de ortalamasını sağlıyorum. Yani şuraya da çünkü şeyi koyacağım. Channel uh, actions diyelim. Ve bir tane buton koyuyorum. Ne diyelim? Abone ol butonu. Class subscribe button diyelim buna. Tamam. Sağdan soldan biraz padding verelim buna. Mesela 0'a 30 piksel olsun. Evet güzel. Şimdi Neyimiz var bizim burada? Channel info'muz var. Channel info'ya da Display flex diyorum ve Align item center diyorum. Resimle diğerleri yan yana gelsin. Güzel. Resmimizin boyutu, imajımızın boyutu 150 piksel olsa nasıl gözükür? Çokmuş. 100 piksel olsun o zaman. Sıkıntı yok. Tamam. Border radyosumu da 50 yüzle veriyorum. Zaten kare bir format olduğu için otomatik yapışıyor. Şuranın her tarafına 30 piksel verebilirmişim o zaman. Güzel. Margin right 25 piksel diyelim. Çok güzel. Ve H3'ümü bilmiyorum 40 piksel yapayım şimdilik bir. Font weight'imi 900 yapıyorum. Bu arada fontum standart sistem fontu neyse onu kullanacak şu an için. Çok güzel. Bading bottom 10 piksel diyelim. Ve subscribe subscribers'ımıza da <laughs> <laughs> 20 piksel diyelim. Letter spacing 1 piksel diyelim mesela şöyle bir bakalım. E, yazısının rengini değiştirmek yerine de otopestinsini direkt şöyle düşürebilirim. E, nokta 5 de olabilir mesela. Tamam. Şimdi ProtoTür kanalım var. Değil mi? Şu kadar abonem var dedik. Şunu da hatta 24 mi yapsam şimdi Yani ne kadar büyütürsek o kadar iyi aslında. Bunu 46 yapıp aslında şöyle bunu da biraz büyütebilirmişiz. Değil mi? Tamam. Köşeleri yumuşatalım biraz. Border radius 20 piksel dedim mesela. Bakayım. Güzel tamam. Şimdi aslında kenarlardan biraz daha mı sanki şey olsa daha mantıklı olur gibi duruyor. Abone ol yazımız için biraz şeyden e, kopya çekeceğiz. Bakalım. Evet. Rengimiz şu arkadaşmış. Hemen normal standart kırmızıymış gerçi bu ya. Yine de bir Box Shadow'umuz var mı burada? Bir Box Shadow arıyor gözler. Yokmuş. Enteresan. O zaman şöyle yapalım. Uh, channel actions, channel actions diyorum. Channel actions ve subscribe button. Background'ım buymuş. Bakalım güzel. Height'im 70 60 piksel olsa belki 70 olabilir. Padding'im de 0'a 50 piksel olabilir. Hemen bakıyoruz. Font size'ım da Um, 24 piksel olabilir. Ne kadar büyütürsek o kadar iyi. Color, FFF, Border Radius'umuz da 10 piksel olsun atıyorum. Bakalım. Um, yani, yani. Bence fena durmuyor. Buna bir de Cursor Pointer verme gerek yok da. <laughs> Yine de verelim. Şimdi burada abone ola bastığımızda... <laughs> Hadi yavrum. Evet. Evet. Şimdi böyle bir şey çıkıyor ve zil çıkıyor değil mi? O zaman bunu şöyle şey için alıyorum. Bir tane daha buton oluşturalım. Bu da class subscribed subscribe button diyelim. Ne diyelim buna da? Abone olundu mu yazacağız. Abone olundu. Şimdilik şunu aynısını kopyaladım. Normalde işte ikisine de aynı class verir vesaire şey yapardık da <laughs> animasyon yapacağımız için hiçbir yerde gözükmeyeceği için o an hangisi kolayımıza geliyorsa bence onu yapmak daha mantıklı. Beyazın %10'uymuş. Yani rengimiz şu arkadaş ve aslında şöyle alsam daha mantıklı olacak. Çünkü siyahın üzerinde olduğu için o renkte gözüküyordu. Muhtemelen şeyde gözükmeyecektir. Bu neymiş? Bu da AAA rengindeymiş. Yani şöyle bir Hafif grimsi bir renk. Bakıyoruz. Ee, şey arkadaş haklıymış. <laughs> Belki de doğru söylemiş. Şurada geri alalım şunu o zaman. Hadi yavrum. Hadi yavrum geri al. Evet. Çok iyi. Şunu da al lan geri artık. Tamam şunu bir deneyelim. Bana bu mantıklı gelmedi ama bu yine olmayacak ki. Saçma ya. Abi ben şu rengi niye alamıyorum ya tam olarak. 30-30-30 işte. Doğru değil mi? Bakayım bir. Evet. 30 30 30. Ha, şöyle bir şey yapabiliriz aslında. O daha mantıklı olur muhtemelen. Şunu bir kapatayım. Nedense şeyi açınca acayip kasıyor. Ee, şuradan açık tema yapayım ben en iyisi. Şöyle bir de sayfa yenileyelim. Ha. Abone olundu. Tamam. Şimdi bana rengini ver bunun abicim. Siyah yüzde mu %5, hmm, 0 .5 0 0.5 0.05 bakıyoruz. Evet abone olundu deniyor burada da. Şöyle bir şey yapabiliriz sadece. Bunun ee, Her ikisine de yüzde %40 yapalım ve font weightini de 500 falan yapalım. Bir tık daha böyle şey olsun ya. Hmm, sanki daha iyi. Evet ve tabi bunu da ben bir dib içerisine almak istiyorum. Çünkü yanına da şey koyacağım bunu. Şu arkadaşımızı koyacağım. Şurada Hemen seçiyorum bu bir ikon SVG ikonu otomatik olarak zaten Şöyle sağ tuş aldım bunu Tamam Ve buraya koydum Hatta icon diye de koyabiliyorum Evet tamam süper e, Channel Actions'ımın içerisindeki Channel Actions'ımın içerisindeki Şöyle div diyerek Display Flex Align Items Center diyeceğim Ve Icon'ımın yüksekliğini de mesela 20 piksel neymiş? 40 <laughs> piksel yapayım o zaman. Ya da 60 piksel mi yapayım? Evet. Hatta 70 bile olabilirmiş. 70. Tamam süper. Tabi e, bunun genişliği niye bu kadar lan? %100 olduğu için buna 70'e 70 diyebilirim. Bakalım. Evet tamam. Bu arada 60 olsa daha mantıklı oluyormuş. Evet. Hatta 70'e 75 diyelim şöyle. Değil mi? Yani. Bunun rengi neymiş bu arada? Hemen şöyle bir bakalım. Ulan. Color red diyelim. Şuraya diyelim. Ya da şuraya yazalım. Bunun rengi bu arkadaşmış. Bunun içerisindeki SVG'me fill bu renk diyorum. Hatta bunu dememe gerek yok herhalde. Zaten şöyle ayarlamışlar. Kalırı verince otomatik olarak değilmiş. Enteresan. SVG kalır versen. Neyse. <laughs> Vardır biterdi. <laughs> tamam. Ee, şu an güzel duruyor. Ne zaman ki ben buna tıklayacağım. Yani buna da bir kursor pointer verelim hadi. Vermişken. Ne zaman ki tıklayacağım. O zaman şuna dönüştürmem gerekiyor benim. Zilleri de açılmış haline. Bunun SVC'sini de alalım. Şu arkadaş. Şöyle. Ee, bunu da yine bir tane daha div içerisine alalım bence tamam mı? Bundan aynısını kopyalayayım hatta şöyle yapalım. Ya burada maksat o şeyi oluşturmak zaten. O yüzden nasıl yazdığımızın da bence çok da bir önemi yok gibi geliyor bana. Tamam böyle olacak. Ama bunların her birisine display non diyelim. Aynı şekilde bu arkadaşımıza da display, display non diyelim. Tek ihtiyacım olan şu an bu. Bunu da bir div içerisine alayım. Tamam. Şimdi bu alttan yukarıya doğru açılarak gelmesi gerekiyor tamam mı? Dolayısıyla şöyle yapalım. Bu normalde gizli olsun. Translate x diye, demeyelim sadece translate yatayda öyle. Bunda da eksi %100 ya da %50 diyelim bakayım bir nereden eksi. Tam şöyle 50 yüzde diyeceğiz. Yarısı gizlendi. Yüzde yüz dersem tamamı gizlenecek mi? Gizlen, gizlenmedi. Enteresandır. Box sizing de verdik. Demek ki paying için şöyle kalk yapabiliyor muyum acaba burada ya? Artı 40, 30, 60 piksel desek. Tam yapabiliyormuşum. Güzel. Eğer bunda aktif klası varsa transform translate eksi 50 yüzde ve 0 ya da 20 piksel olacak şekilde ayarlayalım bakalım. Hemen testimizi yapalım. Bunun için jQuery kullanabiliriz direkt hiç şey yapmayalım, uğraşmayalım. Hatta 1.11 sürümüm varmış. Onu kullanalım, önemli değil. Ne yapacağım? Mesela YouTube subscribe'ıma aktif klası vereceğim değil mi? Set timeout dedim. Yani kaç saniye sonra versin? Bir saniye sonra buna bu klası versin istiyorum. Add class aktif klasını versin. Bakıyoruz. Geldi. Yukarıya doğru çıktı bakın. Sıkıntı yok. Tek sıkıntım ne biliyor musunuz? Bunu eksi versem sanırım çözülecek o iş. Aynen. Şimdi animasyon işlemi uygulamam lazım. Transition verelim. Mesela 300 ms linear all diyelim. Ve bu aşağıdan böyle şey olarak gelsin. Tamam güzel bu geldi. Sonra otomatik olarak abone ola klik etmem lazım. Abone ol'un klikini bir klik işlemini bir yazayım önce. Subscribe butonuna basıldığında Subscribe butonuna basıldığında yapacağım şey şu olacak. Channel Actions'daki tüm div'lerimi hide edeceğim. Sadece Channel Actions'daki NTS Child ya da nasıldı lan o? Neyse şöyle seçebiliyorsun fark etmiyor. İkinci divimi Show yapacağım. Hemen bir bakalım. Evet. Abone olun dedi. Ve bundan sonra da şuna bastığım zaman aynı işlemi yapmam lazım. O da şöyle olsun. Bell button'a basıldığında yine hepsini gizleyip bu sefer üçüncüsünü gösterelim. Şuna da Bell button diyelim. Aynı şekilde. Hemen bakalım. Abone ol dedik. Buna da bastık enteresan bir şekilde Belbatına bastık hepsini gizledik üçüncüyü göstereceğiz dedik gösteremedik niye gösteremedik bel batın bel batın abone olundu bir dakika bu üçüncüsünün değil mi üçüncü dibin ne alakalı bu ben display'in onu Haa, o zaman şöyle yapalım Hadi bakalım yavrum. Evet tamam. Daha sonra da bunun aktifini geri sileceğiz ve geri gidecek. Şimdi bir saniye içinde geldi. Bir buçuk iki saniye. iki saniye falan kalsın. Tekrardan bir set timeout oluşturalım. Şöyle. Şöyle kısa yoldan yazalım. Ne yapacağım? YouTube subscribe'ıma içerisinde hatta şey subscribe button'ıma trigger edeceğim değil mi buna? Trigger click diyeceğim. Ne kadar süre içerisinde? Mesela 2500 saniye sonra Buna tıklasın diyelim. Bir bakalım. Tıkladı ve 3000 saniye içerisinde de olan faremizin bağlantısı kesildi. Ya. 3 3 saniye içerisinde de Abi şaka mı ya bu? <gülüyor> <gülüyor> Geri geldi. 3 saniye içerisinde de bel batınıma bassın bel batını mı trigger etsin? Bakıyoruz. Evet tıkladı tıkladı. Yaklaşık 5 saniye sonra da tekrardan şu işlemi yapsın. Sadece burada remove class diyeceğim. Remove class dedik. Bu da ilk etapta yine şöyle yazabilirim bunu da kısa şekilde. Evet. Yani bir saniye sonra başlayacak, aktif klasımı ekleyecek, yukarı çıkacak, iki buçuk saniye sonra Subscribe butonuna basacak, 3 saniye sonra Bell butonuna basacak ve 5 saniye sonra da bu aktif klasını silerek geri kaybolmasını sağlayacak. Ve geriye gidiyor. Ya tabii bu animasyonu güzelleştirmek falan filan bizim elimizde. Sadece çalışıyor mu çalışmıyor mu örneğine bakıyoruz biz şu an. Bu arada şu şeyi biraz büyüteyim ya. Subscribers'ı 25 yapsam nasıl olur? Daha yol, daha yol. Tamam, süper. Şimdi bunun ekran kaydını alalım. Bunun için Quick Time'ı kullanabilirim. Fark etmiyor aslında. Ee, yeni ekran kaydı diyorum. Video olacak. Seçilmiş bir alan için yapabiliyormuşuz. Süper. O zaman şöyle yapalım. Şurası olacak diyorum. Ve bilmiyorum siz gerçi şu an yaptığımı görüyor musunuz bazen göstermiyor ama kayıt yap diyorum kayda başladım şöyle yeniliyorum geldi evet bastı ve geri gitti. Şimdi kaydımı durdurayım şimdi burada önemli olan şey benim şu an kayıt yaptığım şeyi bozmadan hiç acaba açabilir miyim untitled 2 project diyor bir bakalım açabiliyor muymuşum. Hadi yavrum. Evet açtık süper. Bunu kaydedeyim green screeni Green screen diyeyim. Masa üstüne kaydedeyim. Bir bakalım bu arada. Tamam. Süper. Bunu kapatıyorum. Import media diyerek aslında o arkadaşı bir alalım. Green screen'i. Ve bir şey daha import edeceğim. O da bir önceki paylaştığım ders. Scroll interview dersi hatırlarsınız. Şimdi şöyle yapalım. Burada şurada bir yere ben bunu sürükleyip bırakıyorum. Tamam mı? Buraya geldi. Da şöyle yapalım. Şimdi ne yapacağım? Burada Camtasia programını kullanıyorsanız eğer her programın kendi özel bu green screen özelliği vardır muhtemelen. Visual Effects'e giriyorsunuz eğer Camtasia kullanıyorsanız. Remove a color diyor gördüğünüz gibi. Bunu buraya atıyorum. Otomatik olarak yeşil rengini tanıdığı için sildi zaten. Eğer silmezse siz buradan renk tanım yapacaksınız. Buradan basıp hangi rengi seçmek istiyorsanız, sildirmek istiyorsanız onu yapacaksınız. Yaptınız mı? Her şey güzel mi? Hemen testimizi yapalım bakalım. Evet gördüğünüz gibi çok da fena olmayan bir şekilde abone olma işleminin animasyonunu Videomuz, videonun içerisine görmüş olduk. Dolayısıyla demeye çalıştığım şey şu. Eğer bu tarz şeyleri düzenlemeye çok vaktiniz yoksa, bilginiz yoksa, benim gibi video edit programlarını kullanamıyorsanız ama CSS, HTML, CSS bilginiz varsa biraz daha JavaScript'ı daha da görselleştirebiliyorsanız bu tarz animasyonlar yapıp videoya eklemek mümkün. Ee, ben kendi ihtiyacımdan dolayı böyle bir şey e, yaptım ve işe de yaradı. Kimse de şey yapmadı yani. Bunu CSS'le mi yaptın diye sormadı. Animasyonlar biraz daha böyle yumuşatılabilir. Tabii daha böyle hoş gözükebilir. Ama mantığı anladınız. Ee, bilmiyorum. Bunu benden önce de düşünenler olmuştur kesin. Deneyenler de olmuştur ama... E, ben herhangi bir yerden görmedim. Dolayısıyla da bir size de göstereyim dedim. Fikirlerinizi merak ediyorum. Neler yapılabilir? Farklı şeyler yapanlar olursa da... Bizimle paylaşırsa hatta... Şunu düşünmüştüm ben aslında. Şöyle bir proje yapacaktım. Eee bir web sayfası açacaktım. İnsanlar bu şekilde işte hemen CSS ile animasyonlarını oluşturacaktı. Sadece yazıları vesaire düzenleme bölümü olacaktı ayarlarında. Ve kaydet dediği zaman bir kişi YouTube ya da işte herhangi bir videosu için bu şekilde green screen animasyonları alacaktı web sayfasından. Sadece şeyi kaydetmeyi bulamadım. Web sayfasını kaydetmeyi çözemedim henüz. <laughs> Onu çözersen böyle bir proje yapmak istiyorum. Keyifli olabilir. Şimdilik benden bu kadar. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Ha bu arada abone değilseniz abone olmayı unutmayın. <laughs>